Selamlar yeniden. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, aynı gün bitiriyorum artık oyunu. Oyunu bitiriyorum. Bir şey söylemedim sana. Videoyu söylüyorum. Merhabalar, merhabalar. Efendim? Evet. Efendim? Edacığım serbest bırakırsan devam edeceğim. Tamam. Evet, Eda da bizi rahat bıraktığına göre arkadaşlar Northgard'ın 11. bölümü son bölüm olması lazım. Dediğim gibi şu anda gördüğüm kadarıyla başka bir içeriği yok hikaye modunda. Bifrost yazmışlar ama Bifrost bölümüyle devam ediyoruz diyeyim. Son bölüm olmasını umuyoruz. Yani umuyoruz derken yani bilmiyorum, bir yandan bitsin bir yandan bitmesin ama sonunu merak ediyorum. Hikayede ne olacak, nereye varacak konu. Asgard'a giden efsanevi köprü Bifrost bu bölgede yer alıyor. Ve Edrung çoktan buraya varmış. Ragnarok'un ortaya çıkması an meselesi, ne pahalısa ne olursa olsun onu durdurmalıyız. Liv oynayacağımı zaten söylemiştim bir şeyde. Büyük ihtimal Liv oynarım dedim. Nedeni parayla kolonileşebiliyor. Para kazanması kolay falan filan. Özetle böyle para. At last, we were reaching our goal. The land where Bifrost had been concealed Bifrost. For eons was peaceful, peaceful, heavenly even. Cennet gibiydi. But as we marched forward, a great indescribable sound shook earth and sky alike. It still echoes through my mind. Neymiş bu? This was, of course, Jallarhorn's wail and the beginning of Ragnarok. Of the beginning of Ragnarok. Edrung was ahead of us, ready to set the sons of Muspel loose on Northgard. Çok güzel ya. Everything we had done to get here, every life sacrificed, would have been in vain if we failed to stop the tyrant from destroying the legendary bridge. Hadi bakalım. Buzul göller oyuluyor. Neredeyse hazır. Bunu demezsem son bölüm olmazdı bu zaten. Evet, geldik. Fakat çok geç. Muspel'in kapısını açacağım. Muspel de herhalde bu cehennem gibi tarz bir şey. Alevler. Her şeyin bir amacı var. Kazanılacak olanlar. Ne istiyorsun? Aslında değişik bir kafa yani, Odin'in takdirinden kurtarmak. Midgard ve Asgard'ı birbirinden ayırmak istiyorum. Midgard burası oluyor değil mi? Odin her doğayı kaderden korktu. Onun için kaderden kaçış yok, kaçınılmaz yok oluşu önlemek bizim türümüzü Valhöl de savaşa hazırlıyor. İnsanlara karşı bir sevgisi yok. Allah Allah. Ya yani bak, şöyle düşünce Red Verdrunk'un da yanına geçesi geliyor insanın aslında ama. Ruhu kananlığa gömüldü ama bilmiyoruz tabii. İnancın. Ateşten devler. İyi, hadi bakalım.
Muspel'in evlatları. Hemen hop. Kontrolü sağlayamadım ya bir an. Bu taştan uzakta ölüyorlar. Bana yaptı zaten. Sıkıntısı çekeceğiz. Hızlı bir telaşa kapıldım ama çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum aslında ya. Böyle bir an ciddi anlamda koboldlarla mümkün mertebe tatlış ilişkilerde bulunmalı. Şuraya hemen bir balıkçı yapacağım. Bana da serbest o zaman burada sigara içmek. Ben bilmem.
Hadi ama avcı barınağı o kadar pahalı olmamalı ya. Temel ihtiyaç yani. Hadi oğlum. Biraz odun konusu. Taş burada var, burada var. Kırığı çeliği ya da cevher. Cevher hiç görmedik ha. Ne bu? Vetrolfolnir. Bu ne ya? Kurtaracağız mı onu? Pek çok görev var. Oh yeah, taş kaynağı. İkmal ve insan desteği az önce ulaştı. Ne? Hani insan desteği? Bir an kafam gitti.
Şurası taş yatağı. Şurayı almam lazım acilen. Öttürme şunu. Abi ne olur durun artık. İşte Liv olmasaydı mesela bu hızlı geri yenilenmeyi yapamayabilirdik ya. Tamam. Şu an o işe girmeyeceğim henüz. Henüz. Odun konusu sıkıntı. Şu an bana her şey sıkıntı da. Yiyecek sıkıntı olmasın da gerisi kolay ya. Tarlada iki kişi var. Hadi oğlum ya. Abi güzel söylüyorsun da şu anda kıçımı toparlamam lazım acilen benim. Şurayı kapatayım bari de yani rahatlayayım.
the fuck? Şu sevimsiz eve kadar gönderme olayını yapacağız değil mi illa ya? Biraz daha bana yardım gönderseniz ya. Bir kule çıkabildim ya. Olabilir mi böyle bir şey? Benim hemen köy merkezini geliştirmem lazım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Şu an bunu bekleyeceğim. Ziyafet iyi gelir şu sıralar. Şey, savaş modundayız da aşkım, o yüzden. Evet. Güzel değil mi müzikler? Bence güzel ya. Odun ya. Hı?
Efendim? Aslında şurayı almak daha mantıklı ya. Bir liman daha. Uç. Özgürce uç. Abi odun gerçekten. Odun alacağız herhalde ya. Odun konusunda sıkıntıdayım. Şurayı bir geliştireyim ama. O da 50 odun istiyor yani şu an. Sövüp duruyor. Ah, odun gerçekten. Evet. Nordgard'da soydaşlarımız erzak göndermiş. Erzak değil abi, odun gönderin bana. Şunu geliştirmem için ne lazım şu anda? Odun ve para. Şunu bir geliştireyim hemen. Hadi, come on. Parada iyiyiz dedik.
Ruhum kaşındı. Yani hala oduncu sıkıntısı. Oduna kafa atacağım birazdan. Odun diye bağıracağım vallahi billahi. Teşekkür ederim. İkişer ikişer falan alacağım artık. Birer birer alacağım. Efendim? Eminsin mi? Şu an biraz daha şey oldu ya. Bir şey kazandım orada ama yanlışlıkla bastım böyle hızlı hızlı. Şu odun şeyi çok fena. Para getiriyor. Şuradan izci yapıp hemen keşfe göndereceğim onu. Artık oradan ne gelirse. Allah şu uçan kuş iyi işime yaradı ya. Zaten onlar bir ikmal gönderiyor, sonra savaş çıkıyor yani. Çok birbirine paralel yani geldiği zamanlar.
Bir kişi mi gönderdi onlar? Helal olsun. Allah ne diyeyim? Allah razı olsun yani. Bir kişi bir kişi yani. Ne diyeyim şimdi? Bir kişi göndermişler. Bunlar bizim düşmanımız mı? Torsan falan. Bilmiyorum da yani saldırmam mı lazım benim bunlara? Bilemedim. Herhalde saldıracağım yani benim buradan geçebilmem için. Kayıtlıyorum bildiğin yani. Şurada demir yatağı var. Evet. Gene. Ne? Abi ama bunu konuştuk. Kışın niye bu kadar? Ayrıca niye bu kadar yiyecek tüketiliyor? Ticari ürün gidiyor. 46 tüketim var zaten. Biracis yok bende hiç. Kışın bitmesi lazım ama acilen. Evet ya bu Freya'nın lütfu lazım olacak. Aldım. Yeminle aldım. Burayı bir alalım acilen. Almam lazım. Ve Edrunk bu güzel oldu. Yalnız 6000 kaldı. Benim bir şekilde oraya ulaşmam lazım.
Yani oradan çıkıp oraya gidebiliyorlar mı? Şu var, şu var. Şuraya gitmem gerekiyor benim. Valküller de az değil ha. Devlere kaybetmedim şeyleri valküllere kaybettim, iyiyim ya. Üşen geçtiğimden. Güzel para geliyor. Keşfedecek yer kalmadı. Sıkıntı yok. Abi gerçekten. Gerçekten. Altı bin canı kaldı onun. Şurayı durdurursam büyük ihtimal, çünkü buradan karşıya geçiyorlar şu anda. Yeterli olur diye düşünüyorum. Ne ikmal gönderdin acaba? Buraya bir kule daha olmuyor. Tamam. Ah şöyle ya. Şu dev saldırısını bir atlatayım. Abi iş vereceğim de yani bir bırakmadın ki kardeş. Oduncu. Yalnız dönüp adamlara saldırman gerçekten karaktersizce ya. Dev. Kusura bakma.
Güzel ya, kuş yukarıda hallediyor. Keşfediyor sırayla. Ejder soyu. Ne oluyor? Yotun mu oluyor? Geliştirelim geliştirelim, hadi bakalım. Burası ne veriyor? Burada demir mi var? Yo. Boş bölge. Şu boş bölgeyi de almam gerekecek. Üretimim az mı? Abi. Bilemedim şu anda. Lanet olası odun. Bak bir acı yapacağım. Abi su, kış da çok kış yani. 5. yıldayım. Sorun yok bence, çok daha uzamadı yani bölüm. 4000 canı kaldı ama Bifrost'un. Acaba olayı yanlış mı tezahür ediyorum ben? Gerek yok ona. Yağmaları sonra geliştiririm. Ben neyi geliştiririm biliyor musunuz? Balıkçıyı, sonra çiftçiyi, avcıyı. Kış bir geçse şurayı yıkacağım. Çünkü buradan gidiyorlar bunu vurmaya. Bu her boru öttüğünde gidiyor mu yani? Onarmak için bir köylü gönderin. Tamam. Dur abi dur şimdi. Seninle uğraşamayacağım.
daha iyi ev istiyorlar. Ama odun üretmiyorlar. Bir acı yapacaktım. Gene odun yok. Abi ama toplayın yani, bak en gelişmiş barınağı yaptım size. En gelişmiş aletlerle çalışıyorsunuz. Hadi şurayı alacağım, alamıyorum bakın sizin yüzünüzden. Ya gitti. Ticaret rotaları. Canavar kesen alayım mı ya da diğer mistik yaratıklara karşı diyor. Bir deneyeyim bakayım ya bu işi. Yap. Neyi? Askeri birlik. Kalkan taşıyıcı. Yağma yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü deniz kıyısında adamların köyü yok. Ama benim oraları yıkmam gerekiyor, onu bilmiyorum. Bonus görev büyük ihtimalle o. Ben şimdi ana görev odaklanayım. Bifrost'un canı 4000'de durdu aslında. Emin değilim. Bir acısı yapacağım bir tane. Onu önce bir şey yapmak lazım, doğru ya. Evet, bir acısım bitti. Biraz daha olsun, mutluluğum arttı. Şimdi kış gelmeden şurayı da bir kapatayım bakayım. Sen o börüyü öttürdükçe akınlar devam edecek mi bakalım. Yok, yat. Hadi oğlum.
budur. Ne kadar yiyeceğim var? 950 diyor ya. ...475, şurayı hemen tamire işçi gönderebilirim diye düşünüyorum. Şu anda epey askerim de var. Aslında istediğim her yeri yıkarım gibi geliyor. Ben burada bir kayıt alacağım. Son bölümde de olur yani kayıt. Tamam, bir gel bakalım abi. Biz bunlara dalınca dalıyoruz mu birbirimize yani? Sonsuz olarak. Yo, sınırım burada. Bunu bir deneyeyim. Bununla olan ilişkilerim zedelendi. Ama hocam olmuyor böyle ya. Anladım. Saldıracaksam bile bu şekilde saldırmam gerekiyor. Hadi oğlum, 475 fena fazla bir şey kal. Kış geliyor. Bekleyeceğim, o yemekle kolonize etmeyeceğim orayı. Evet. Güzel. Kış ayında ziyafet iyi gelir. Beş taş bedeli 200 mü? Gerçekten mi? Ayıp değil mi lan? Bir daha iyi ev ihtiyacım var. Bir yerden gelecek bu devler çünkü. Bir buradan gelme ihtimalleri var. Bir de buradan.
Şimdi benim Bifrost sağlamda. Şurada Vaedrung'u öldürmem lazım. O yüzden benim buradan geçmem lazım her türlü yani. Yani. Onarma hızı. Kalkan taşıyıcım yok. Aslında her şeyi yapmış oldum. Bir kralların mihrabı kaldı. Yani gerçekten. Daha iyi ev istiyordunuz değil mi siz bir tane? Ha? Neyim eksik? Kalkan taşıyacağım. Yani... Bir dahakine efsanevi alırım da yani... Alabilir miyim bilmiyorum bakalım. Şuradan bir sınır yok değil mi? Yani ben illa buradan sonra evet. Şuraya da girmem gerekecek. Gelmeyin arkadaşlar, gelmeyin. Burada dayak var. Oradan geçirmem lazım. Bu Bifrost'u koruma göreviydi yani. Zaten burada devlerin üstünden geliyorlar. Buradaki haritadaki ünlemler. Tamam, bu Bifrost'u koruyoruz şu anda. Tamir ettik yani. Tamir edilebilir bir şeymiş. Bir sürü kobold falan var aslında. Onlarla ticaret falan yapabilirdik ama girişmedik o işlere pek. Büyük ihtimalle oyun sona eriyor şu an. Evet, çünkü çok fazla askerim var. Ve Vaedrung. Nihayet seni köşeye sıkıştırdım. Az önce dövmedik mi? Kendini savunmak için bir şey söylemeyecek misin? Sebebi neydi ki? Söyleyecek bir şey olmadığı, bir şey söylemiyor galiba.
Zafer sizindir yüce kralım. Fakat çok mu geç kaldınız? Ne oldu ki? Çok geç kaldınız dedi ve... Neyse, Victor'u çekti ama... Neye geç kaldık aga, ne oldu? Veedrung was finally in my grasp. He had failed and we were the victors. So I thought... Just as I was about to end his miserable life, Veedrung smiled peacefully, betraying no hint of regret or bitterness. Allah Allah. You are victorious, High King, he said. But you still arrived too late. Bifrost may still stand, yet the world tree has been shaken to its roots. You think you prevented Ragnarok. I say we are in the midst of it. Ragnarok engellemedik yani. On. My work here is done. The men may not yet be free from Odin's yoke, but they now know that defiance is an option. This is the dawn of a new era. Do what you will with me, spare me or kill me. It matters not. Why those words pierced my soul, I shall never know. I suddenly lost all will to kill him, realizing how futile it would be. It would never bring my father back, and he was right. Ragnarok was happening. Or rather, it is happening. This is a new era indeed. Our story is not done. Çok güzel bir son geldi. Northgard needs to heal and we will be here to tend to its wounds. So, this continent we once called untamed and hostile, we shall now call it home. Aa, çok güzel. Yara soru işareti, soru işareti, 3D grafikler falan filan cast alıyoruz arkadaşlar, çok güzeldi, ben hikayesini de çok beğendim, güzel yani, öyle uzun uzadıya değil, öyle aman aman işte mutlu son şeyi de değil, hani işte iyiler her zaman kazandı falan tarzında, tam bir Viking şeyi olmuş, güzel ve hoşuma gitti, grafikler çok tatlıydı, akış çok tatlıydı, hikaye yormadı, oyun yormadı. Fazla aksiyon APM gerektirmiyordu. Yani açıkçası beğendim. Bakalım. Ragnarok has only just begun. Devam eder miyiz? Bundan sonra skirmish modları var. Co-op oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Zaten bu şekilde biliyorsunuz Fedakin başlattı beni bu oyuna. Bu sayede oyunu öğrenmiş olduk. Tekrar edeyim, dediğim gibi eğer çok sıkılırsak, artık oyun bulamazsak falan, bir yerde buradaki bonus görevleri yaparız. Ne de olsa Steam hesabımızda oyun yüklü. Menüye geri dön diyoruz. Evet, burada işte çok oyunculu, tek oyunculu, fetih falan gibi şeylerde günlük görevli falan olan, aslında canlı bir oyun. O yüzden de ayrıyetten tavsiye ederim, hikayesinin için oynamak için bile alınır. Çünkü yani Steam yaz indirimlerinde işte ya da indirim sezonlarında falan neredeyse 10 liraya 15 liraya falan kadar düşüyor. Bu güzel oyun. Yani değer. Onu söyleyeyim yani. Tam bana hediye geldi ama alırdım büyük ihtimalle o fiyatları ve oynardım. Neyse, en azından bir oyunun daha sonuna gelmiş olduk dostlar. Bizim için de, benim için de başarı. Ben seviyorum böyle şeyleri yapmayı. Ne diyelim, bir sonraki seride, bir başka seride, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye.